Bir torba doldurmuyorsunuz, 200 lira tutuyor ya. Sonra baktım bizi dolandırıyor, ben de sustum. Ne 600 lirası abi dedim. Bizde fiyatlar böyle kardeş dedi. Bizim diyor şubeye diyor bir suç olduğunda diyor gelen diyor Türk'ü özledik. İnanılmaz kötü bir ekonomi. Kenara geç birader dedi. Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Umuyorum keyifleriniz yerindedir. Malumunuz uzun bir süredir yoktum. Yaklaşık 50 günlük bir tatil yaptım. Bu tatilde İstanbul'daydım. İzmir'e gittim. Kiev'e gittim. Moskova'ya gittim. Sonra Vladivostok'a gittim. Tam Çin sınırının oradan. Ardından da tekrardan döndük, dolaştık. Köyümüze geri geldik. Geleli yaklaşık bir hafta oldu. Bu bir hafta süresince en son gitmiş olduğum işimin doğduğu yer olan Vladivostok. Ne yazık ki arada 14 saatlik bir fark var. Yani onlar New York'a göre 14 saat ötedeydi. Dolayısıyla bu bir haftada anca kendimi böyle ayıltmaya çalıştım. Çocuklar, kendim falan derken anca video çekmeye zaman buluyorum. Biraz evvel de söyledim. Borsa ile Amazon videoları devam edecek. Ama bugün farklı bir video çekmek istedim. Çünkü Instagram'dan birçok arkadaş bana yazıyordu. Ve bu mesajların birçoğunda işte İstanbul'un nasıl buldun, Türkiye'yi nasıl buldun, neler değişmiş vesaire, bunlardan bahsetmek istiyorum. İstanbul, ben en son Covid'den evvelki sene gelmiştim. Ne yapıyor yani? 2019 mu yapıyor? Tabii 2020'de çıktı değil mi? 2019. 2019 yazında gelmiştim. 2019 yazından sonra gerçekten çok değişmiş. Aslında buna çok şaşırmadım. Çünkü son dönemlerde olan mülteci problemleri vesaire derken aslında İstanbul'un daha da değişeceği zaten 2019 senesinden belliydi. Ancak bu kadar hızlı bir şekilde değişim olabileceğini hiç kafamdan geçirmemiştim açıkçası söylemek gerekirse. İsterseniz gelin İstanbul'la ilgili doğma büyüme İstanbullu olan ancak yaklaşık 10-12 senedir uzakta olan ama her sene mütemadiyen Türkiye'ye sürekli gidip gelen birinin gözünden İstanbul'u sizlere birazcık anlatmak istiyorum. İstanbul'da pahalılık inanılmaz. Pahalılık artık ben de sürekli bu internet üzerinde özellikle de ofise doğru giderken sabahları veya ofisten eve gelirken akşamları sürekli bu sokak röportajlarını dinliyordum. İnsanlar artık pahalılıktan çok şikayet etmeye başlamışlardı. Ancak siz internette veya YouTube'da bu tarz videoları izlediğiniz zaman kendi gözlerinizle bunları görmediğiniz zaman bazen bazı şeyleri idrak edemeyebiliyorsunuz. Herhalde bu da onlardan bir tanesi. İstanbul'a geldim. Eşim var. İşte iki tane çocuğum malumunuz. Eşim aşağı tarafta. Biz Nişantaşı tarafında, Bomonti tarafında oturuyoruz. Aşağıda bir market var. Eşim markete gitmiş. Ben de iyi falan dedim. Market zaten biz her gittiğimiz zaman artık bizi tanıyor. Neyse. Eşim dedi ki kredi kartı kullanmayacağım dedi. Nakit para verir misin? İyi dedim, ben de 200 lira para verdim. Dedim ne alacaksın? Dedi ki bir tutam muz, 1 kilo vişne, 1 kilo da çilek. Galiba öyle bir şeydi işte. Bundan alacağım dedi. İyi okey dedim. Akşam böyle saat 8 civarı falan. Aşağıya indi. Marketten bu arada normal alelade bir market, ha böyle manavda diyebilirim. He, belki semt olarak birazcık üst düzey bir semt. Hani ona bir şey söylemiyorum. Aşağı indi, tekrardan eve geldi. Tam o sırada ben yemek yiyorum. Parayı koydu işte fişle birlikte. Fişe bir baktım. 90 lira yazıyor. Allah Allah. Ya dedim ki sen ne aldın 90 liraya? Dedi ki 1 kilo vişne, 1 kilo çilek, bir tutam da muz. Hani işte muz da böyle 5-6 tane falan geliyor ya. 90 lira. Ertesi gün markete gittim. Market tanıdık. Gene söyleyeyim. Ya abi dedim, dün dedim işte işim gelmiş. 1 kilo çilek, 1 kilo vişne, bir tutam da muz almış dedim. 90 lira nasıl olabilir? Abi dedi normalde dedi 110 lira. Da biz dedi 90'a verdik dedi, ablayı tanıyoruz diye. Şimdi düşünüyorum. Asgari ücret bile demiyorum. 3000 lira 4000 lira olan bir insandan bahsediyorum. O adamın 2000 lira en az kirası var. Geri kalıyor 2000 lira. İki tane evladı olsa, birine 1 kilo çilek verse, birine 1 kilo vişne verse zaten bir akşamda bitirir. Hadi bilemedin 2 günde bitirsin çocuklar. Çocuklar malum seviyor. Yani 4000 lira alan bir adamın buna bir bütçesi yok ki. 100 liraya nasıl 2 kilo meyve, 1 kilo da muz olabilir ki bu adam? Alamaz. Lene dedi ki bir gün ziyaretimize bir arkadaş geldi. Pardon, biz ziyaretlerine gidiyorduk, özür dilerim. Migros'a girdik. Rakı, büyük rakı. Bakıyorum, karıştırıyor olabilirim ama yalan olmasın. 290 liraydı ya yeni rakı ya Tekirdağ, tam hatırlamıyorum. 290 liraydı ama hatırlıyorum onu. Ulan 290 lira rakı. Ben Türkiye'ye gelmeden evvel arkadaşlar işte benim eve geldi. Gittim Brooklyn'de, ha. Brooklyn'de gittim, rakı aldım ben. 19 dolar para verdim. 20 dolar de. İşte 9 lira olduğunu 180 lira yapıyor. Nasıl 290 lira olabilir ki? Valla siz daha iyi bilirsiniz, karıştırmayayım. Ya 190 lira ya 290 lira büyük rakı. İşte tam hatırlamıyorum. 190 lira da olsa be kardeşim, Türkiye'de üretiyor.
kamyonla gümrüğe yolluyor. E gümrükten gümrükçüsü var, gümrük müşaviri var, ıvırı var, zıvırı var, Amerika'ya girişi var. Amerika'ya girişinde vergileri var. Mağazaları gelene kadar şoförün parası var, malı taşıyan şoförün. E arada şirket, kazanan şirket var, onu toptan alan şirket. E buraya koyunca burada bir likör store, yani tekel bayiye o ürünleri koyunca evet ondan para kazanacak. Burada 19 dolar olan bir şey Türkiye'de nasıl ya 190 ya 290 lira olabilir ki? Çok garip. Ve sadece bunu alkol olarak kısıtlamayın. Yani birçok şeyi pahalı. Yani mesela bir Migros'a gidiyorsunuz. Ya bir torba doldurmuyorsunuz 200 lira tutuyor ya. Kardeşim beyaz peynir falan olmuş 50 lira 60 lira ya. Ya bu insanlar beyaz peyniri de mi yemeyecek be kardeşim? Mübarek böyle fiyatlar olur mu Allah aşkına? He bende ne var? Ben dolarla geliyorum. Ama ben dolarla gelmeme rağmen benim bile gözüme batıyor. Çünkü ben Türk'üm. Ben İstanbul çocuğuyum. Ben İstanbul'daki fiyatları biliyorum. Yani şimdi mesela normalde sallıyorum. Şimdi örnek veriyorum. Bir ürün aldım. Kaç lira diyorum? 70 lira diyor. Ben onu şöyle düşünüyorum. Aa benim için 8 dolar ya boşver önemli değil demiyorum. Ne münasebet kardeşim ben İstanbul çocuğuyum. Ben İstanbul'daki fiyatları biliyorum. Vermem. Benim param değerli. 70 lirasını vermem. 70 lira etmeyecek bir şeyse vermem. Neyse yani pahalılık gerçekten almış başını gitmiş arkadaşlar. İstanbul'un insanları da inanılmaz kötüleşmiş. Bizim eskiden ne bileyim bir Beylerbeyi'ne giderdik. Bir Kasımpaşa'ya giderdik. Bir Karagümrük'e giderdik. Bir Topkapı'ya giderdik. Ne bileyim. Bir Esenler'e giderdik, bir Bağcılar'a giderdik, Güngör'üne giderdik. Burada hep böyle tanıdığımız, sevdiğimiz abilerimiz olurdu. Bizlere hikayeler anlatsın, eskileri anlatsın da biz de dinleyelim, bir şeyler öğrenelim hem de gülelim diye. İstanbul'un insanı özellikle epey kötü olmuş ya da kötü olmaya zorlanmış günümüz problemlerinden dolayı. Mesela bir örnek vereyim. Etiler'e gittim. Etiler'in oradan tam böyle Akmerkez'in karşısından İstanbul'u bilenler bilir. Akmerkez'in oradan çıktım. Orada çok sevdiğim bir arkadaşımın bir dükkanı var. Dükkana gittik işte yedik içtik eğlendik neyse nargile margile içtik vesaire. Akşam saat 12 falan yanımda da eşim var. Eşimle ben İngilizce konuşuyorum. Araca bindim araca dedim ki Nişantaşı'na gideceğiz. Ama sadece Nişantaşı dedim. Ama ben hala o sırada İngilizce konuşmaya devam ediyorum. Şimdi bilen bilir. Akmerkez'in önünden aldınız birisi Nişantaşı'na doğru gidiyor. Nereden gidersiniz? İstanbullulara soruyorum. Ben biliyorum. Ben size söyleyeyim nereden gideceğini. Akmerkez'in önünden devam edecek. Zincirlikuyu mezarlığının oradan geçecek. Eski sağdan dönecek eski Ali Sami Yensel'in alt katı var ya altından ilerleyen hani profiloya doğru giden yoldan bahsediyorum. Alışveriş merkezi var ya oradan ilerleyecek. Gayrettepe şubeyi geçecek. Polis karakolunu geçecek. Ardından sola dönecek oradan Şişli Camisi'nin oraya çıkacak. İşte biz de oraya gidiyoruz. Öyle yapmadı. Ben de salağım ya. Baktım bir süre sonra baktım bizi dolandırıyor ben de sustum. Gitti. Zincirlikuyu mezarlığının oradan çıktı. Boğaz Köprüsü'nün yoluna bağlandı. Boğaz Köprüsü'nün yolundan Perpa tarafından değil de Çağlayan Adliyesi tarafından döndü. Oradan dolandı Gayrettepe Şube Müdürlüğü'ne doğru. Oradan köprünün altından geçti. Köprünün altından geçtikten sonra düz devam etse gene bir şey söylemeyeceğim ha. Oradan Mecidiyeköy'e doğru yani Cevahir'e doğru ilerlemeye başladı. Cevahir'in oradan tekrardan döndü ve aşağılara kadar geldi. Yaşı valla 55-60 yaşında ya var ya yok. Geldik 72 lira tuttu taksi. Normalde 30 lira falan tutuyor oradan arası. 32 lira falan tutuyor trafiğe göre. Böyle bir durdum. Sen dedim bu parayı dedim sana vereceğimi mi düşünüyorsun şu anda? Abi sen Türk müsün dedi. Ya dedim Türk'üm. De. Türk olmamın dedim ne şeyi var ki? Bak dedim bu dikiz aynasında iki tane torununun dedim resmini asmışsın. Muhtemelen torunun bebek yani dedim bunlar ya çocukların ya torunun artık neyse. Ya dedim 60 yaşında adamsın dedim ya hiç dedim utanmıyor musun ya dedim insanları dolandırmaya. Ne o dedim alacağım para benden dedim 40 lira fazla olan para. 40 lirayla ne yapabilirsin lan işte biraz evvel örnek verdim bir kilo çilek alamıyorsun 40 liraya İstanbul'da. Ne yapabilirsin yani? Yani insanlar artık baskıdan dolayı mı, bu tarz problemlerden dolayı mı İstanbul insanı gerçekten çok ama çok kötüleşmiş. E bir diğer olay mesela kuaför olayı. Eşim işte Türkiye'ye gittiğimiz zaman işte 20 gün 30 gün ne duruyorsak işte genellikle kuaföre gider. Şimdi fön çektirmeye bir tane kuaföre gidiyor. Belki 20 gün kaldıysak 20 günü 20'sinde birden gitmiştir diyebilirim. Saçını işte fön çektiriyor. 40-50 lira neyse işte 3-5 dolar bir şey yapıyor. Evde çocuklar var vesaire ben de git diyorum. Hani değişiklik olsun sen uğraşma. Gidiyor. En son gelmeden 2 gün evvel diyor ki ya ben diyor saçımı diyor bir düzleştirici alacağım diyor. Nereden bulabilirim? Aa diyor ben diyor sana veririm diyor. Bizde var diyor düzleştirici. Bizden alabilirsin. İyi. Kaç lira? 600 lira. Tamam diyor. Ertesi gün getireceğim. Eşim de bana söylemiyor. Bunu ertesi gün ben de gitti gideceğim tuttu oraya saçımı düzelttireyim diye. Bir gittim bir baktım buna düzleştirici veriyor. Ne dedim bu? Düzleştirici. Kaç lira? 600 lira. Okey. Açtım Trendyol'u. Trendyol'dan aynı şeye girdim. Kaç para biliyor musunuz? 169 lira. Üstelik bu 169 liradan satıcı KDV'yi ödüyor.
kargoyu ödüyor, Trendyol'un komisyonlarını ödüyor. Ona rağmen para kazanıyor. Yani düşünürseniz eğer belki o üründen 60-70 liraya geliyor. Üstüne hadi o fiyatını koyuyor, 30-40 lira da o kazanıyordur diyelim. 169 lira nere? Hanıma sattığı 600 lira nere? Dedim ki ben de çocuğa, ya arkadaşım bu kız 20 gün gelmedi mi üst üste buraya? Ulan her gün zaten fön çekmedin mi bu kıza? Ulan bu kızdan zaten 1500 lira kazandım. Bu kız zaten daha 10 gün daha burada duracak. Ulan aptal, sen şimdi bana 600 liraya bunu kazıklasan ne olur? Alacağım para 200-300 lira. Bunu makul bir fiyata ver, sürekli sana gelsin. Bu kızdan daha kazanacağım 500-600 lira para var. Niye kazanmak istemiyorsun? Dediğim gibi her şey artık İstanbul'da kısa yoldan nasıl parayı bulurum, nasıl avantamı alırım, bunun peşine dönmüş. Artık belki günümüz hayatımızın şartlarından dolayı da bu oluyor olabilir. Tam emin değilim ama ne yazık ki böyle bir durum var. Cüneyt Özdemir'in sürekli söylediği, benim çok da fazla daha evvelerinde şahit olamadığım bir şey daha varmış ve bu da doğruymuş. Türkiye'de büyük bir taksi mafyası, İstanbul'da özür dilerim, büyük bir taksi mafyası var. Yurt dışından bir arkadaşım geldi kız arkadaşıyla birlikte. Balat'ta kalıyorlar. Eminönü'nden, Sultanahmet'in önünden taksiye binmek istiyorlar. Aradı beni. Abi merhaba, merhaba. Şey, taksiciyle konuşuyorum da beni anlamadı. Okey. Bana diyor ki 600 lira. Ne dedim 600 lira? Sultanahmet Camisi'nin oradan Balat nasıl 600 lira tutar? 30 lira bile tutmaz oradan orası. Öyle diyor. Aldım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Abi dedim onlar Balat'a gidiyor ya dedim. 600 lira diyor dedim. Ne 600 lirası abi dedim. Bizde fiyatlar böyle kardeş dedi. Dedim ne demek, taksimetrede mi dedim fiyatlar böyle? Yok hayır dedi, ben de dedi böyle dedi fiyatlar. İstanbul'da garip bir olay var. Mesela ben kendi bizim taraftan mesela bahsedeyim. Eski ilk McDonald's vardır Taksim'de. Anıtların yanındaki yer. Oradaki taksiciler, Kızılkayalar'ın oradaki taksiciler, Eminönü'ndeki taksiciler, Karaköy'deki taksiciler. Bunların hepsi mafya olmuş. İstediğini alıyor, istediğini almıyor. Sadece turist bekliyor. Turist geldiği zaman da işte onlara 300 lira, 500 lira, 600 lira Allah ne verdiyse geçiriyor. Ekrem İmamoğlu Başkan'a kolaylıklar diliyorum. Bunlarla güzel uğraşıyor. Hakkından geleceğini umuyorum. Umuyorum kısa sürede İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak taksi mafyasının önüne geçer. Bu arada unutmayın, taksiyle ilgili biraz evvel benim verdiğim örnek de mesela vardı. Etiler'den alıp İstanbul turu yaptırıp Nişantaşı'na doğru gelmesi gibi. İstanbul'da büyük bir mülteci problemi var. Ben kendi zamanımı hatırlarım. Benim zamanımda bizde siyahi arkadaşlar vardı. Afrika'dan gelirlerdi. İstanbullu biri olarak ben, ya onlara ben kurban olayım, hepsi Kasımpaşa'ya gelirdi ya. Ne bir taciz davasına karıştığını görürsün, ne esrar uyuşturucu görürsün, ne namussuzluk, ne arsızlık. Hiçbir şeyini göremezsiniz ya siyahi arkadaşların. Hiç göremezsiniz. Alırlar saat satarlar, alırlar kemer satarlar Taksim'de. Bütün yaptıkları şeyler bunlardı ya. Şimdi polisle konuşuyorum bir gün İstanbul'da. Güzel de bir abiydi, muhabbeti hoş sohbet. Bana diyor ki bizim diyor şubeye diyor bir suç olduğunda diyor gelen diyor Türk'ü özledik. Türk gelmiyor ki abi diyor. Arap geliyor sürekli diyor. Türkiye'deki özellikle İstanbul'daki mülteci sorunu inanılmaz. Mesela bir örnek vermek gerekirse Fatih tarafına gidiyorsunuz Afganlar, Güneşli Bağcılar tarafına gidiyorsunuz Türkçe levha bulamazsınız Suriyeliler. Geliyorsunuz Feriköy tarafına geliyorsunuz Özbekler, Zeytinburnu tarafına gidiyorsunuz Kırgızlar, Türkmenler. Yani İstanbul'un her bir yerinde toplanmış artık bu insanlar. Bizim eskiden boşnak göçmenleri vardı. Dediğim gibi siyahi arkadaşlar vardı. Ya bu insanlar insan gibi insandı. Bunları insan gibi değil ki. Bunları insan gibi de davranamıyorsun. Ama ne yazık ki İstanbul'a konuşlanmış şekildeler. Bu adamları İstanbul'dan çıkartman da çok zor. Yani bunlara yakında vatandaşlık falan da verilecek gibi gözüküyor. Allah İstanbul'u korusun. Herhalde bununla ilgili diyebileceğim başka bir şey yok. Çünkü alttan alta malumunuz Z kuşağı geliyor. Z kuşağının da yaklaşık 5,5-6 milyon oy potansiyeli olduğu düşünülürse Türkiye'deki mültecilerin hepsine vatandaşlık verildiği takdirde bir şekilde bu mülteci vatandaşlar vereceği de parti çok belli olduğu için az çok oylara nereye gidebileceğini ve Z kuşağının oylarını birebir aynı oranda karşı oy olarak geri döneceğini düşünebilirsiniz. İstanbul'da insanların birbirine saygısı inanılmaz azalmış. Bu eskiden böyle değildi. Eskiden biz arkadaşlarımızın, sevdiklerimizin annelerini, babalarını yolda görünce anne baba diye hitap ederdik. Kendimizden 1-2 yaş büyüklere bile abi diye hitap ederdik ki bana bakarsanız ben kendimden küçüklere bile abi diye hitap eden bir kişiyim. Bir gün taksiye bindik. Taksiyle o Balat'taki arkadaşların oradan geliyorum. Onlar orada bir otelde kalıyor. Çevirme var yolda. Valla polis arkadaş yalan olmasın. Yani ya 21 ya 22 hadi bilemediğin 23 yaşında olsun. Yanındaki taksici abi de 80 yaşında. Açtı böyle fenerle bir baktı. Böyle yaptı. Kenara geç birader dedi. Bilader.
80 yaşındaki adama. Birader. Amca da gururuna yediremedi. Onun gelmesini beklemeden indi aşağı. Bana böyle yaptı polise. Evlat dedi. Ben senin nereden biraderin oluyorum dedi ya. Aramızda bizim 60 yaş fark var. Benim torunum 40 yaşında dedi ya. 40 yaşında benim torunum var dedi ya. Gala 42 mi dedi? 40 mı ne dedi? Torunum var benim ya dedi. Bana nasıl birader diyebiliyorsun sen? Biz seninle nereden birader olabiliyoruz dedi. Benim bildiğim kolluk kuvvetidir bu. Kolluk kuvveti maaşını insanların vergilerinden, taksicisinden, pastanecisinden, dükkan sahibinden, muhasebecisinden, avukatından, doktorundan. İyi de bana birader deme hakkın nereden oluyor? Hayırdır? Ben sana birader mi diyorum? Polis bey diyorum ben sana. Beyefendi diyorum ben sana. Sen niye bana birader diyorsun? Üstelik senden 60 yaş büyük bir adama. Saygı yok. Çok uzaklara gitmeyin ha. Bununla ilgili de mutlaka bir video yaparım. Kiev'e gittik. Yaya geçitleri var. Hani normal yollarda yaya geçidi var. Yaya geçidine bir adım atın. Bakın bir adıma çok değil. Bir adım. Bütün trafik duruyor. İstanbul'da yaya geçidine bir adım atın. Silindir gibi ezerler geçerler. Çok net. Onun için İstanbul'da insanların artık birbirine de saygısı kalmamış. Ve son olarak ev fiyatları ve kiraları kafayı yemişler. İstanbul'a geldik. İstanbul'da kendi kendimize dik gelenle birlikte ya belki 2-3 ay burada kalırız dedik. Hanım dedi ki ya Zekeriya köyde benim arkadaşım var dedi. Gel dedi oraya gidelim eve bakalım. Müstakil evler var. İyi. Müstakil evlere gittik baktık. Aile kirasını 30 bin lira falan diyor. 3 bin dolar diyor. 3.500 dolar diyor. Ya dedim bayan 3.500 doları kim veriyor Allah aşkına dedim ya siz kafayı mı yediniz dedim ya 30 bin lira kiradan bahsediyorsunuz 30 bin lira kira mı olur dedim ya Türkiye'de. Hadi geçtim onu 30 bin liralık hadi biz lüks bir şey bakıyorduk bizi geçtim. Kardeşim Kasımpaşa'da bile kira 2.500-3 bin liradan aşağı kira kalmamış. Yani bu insanlar bu paraları nasıl verebilir? Biraz evvel söyledim 5 bin lira alan bir adam iki tane çocuğu olsa bir tane de eşi olsa İstanbul'da yaşaması imkansız. Çünkü en az 2.000-2.500 lira kira verir. Geri kalan 2.500 lirayı bu adam yiyecek mi? Çocuklara mı yiyecek? Giyecek mi alacak? Ayakkabı mı alacak? Cep telefonu faturası mı ödeyecek? Elektrik mi ödeyecek? Su mu ödeyecek? Vergisini mi ödeyecek? Stopajını geçiremezsin. Türkiye'de özellikle İstanbul'da ev kiraları arttığı gibi ev fiyatları da inanılmaz. Mesela Amerika ile kıyaslamak gerekirse Amerika'da siz bir ev aldığınız zaman ortalama bir evden bahsediyorum ve genel konuşuyorum. Gidip de böyle Manhattan'da falan bahsetmiyorum. Ancak siz bir ev aldığınız zaman bir kiracı içine koyduğunuz zaman genellikle ödemiş olduğunuz parayı 10 sene içerisinde 7 ila 10 sene arasında hadi 7 ila 12 sene arasında da kiracı koysanız kiracı öder evinizi. 12 sene sonra bedava bir eviniz olur. Türkiye'de bu oran 27, 30, 35 senelere çıkmış. Yani inanılmaz kötü bir ekonomi, çok kırılgan, hemen dağılabilecek bir ekonomi ve bir kiracı girdiğinde 30 sene ödemesi lazım ki sizin eviniz size bedavaya gelsin. Yurt dışında mesela Ukrayna'ya gittim. Ukrayna'da bu süre 4 sene 5 sene. Moskova'ya gittim yaklaşık 7-8 sene dediler. Amerika'da gene 7 ila 12 sene, 8 ila 12 sene civarı diyebilirim. İstanbul benim için büyük bir hayal kırıklığıydı. Olur da bir gün Türkiye'ye geri dönersem muhtemelen İzmir'e giderim. İzmir gayet güzeldi. Gayet de beğenmiştim. Ben İstanbul çocuğuyum. Dünyadaki en güzel şehir olduğunu düşünüyorum. Ve hiç kimse aksini de iddia edemez bana. Ancak şurada bir gerçek. Yiğidi öldür, hakkını ver demişler. İstanbul gerçekten son dönemlerde baya kötü durumda. Umuyorum kısa bir süre içerisinde buradan kurtulur. En güzel tarafları yok mu? Var. Yani benim gibi dolar kazanıyorsanız muhteşem bir yer. Sağa sola gidiyorsanız muhteşem bir yer. Eğlenmek için çok güzel mekanları var. En iyi restoranlarda ödediğiniz hesap 2.000-3.000 lira para. 2.000-3.000 lira para diyorum. Benim için söylüyorum. Benim için 300 dolar yapıyor. Ben eşimle beraber burada gitsem normal bir restoranda 150-200 dolardan aşağı çıkamam zaten. Dolayısıyla İstanbul'a gerçekten çok üzüldüm. Bu video ile birlikte de geri dönüşümüzü yaptık diyelim. Sizleri selamlıyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Amazon ve borsa videolarına devam edeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.